Nedir bu hikaye? Femikorn'un gündeme getirdiği işte Abdullah Gül Cumhur İttifakı'nın adayı olabilir mi gene filan Abdullah Güllü formüller her defasında ısıtılıyor, her seçimde ısıtılıyor. Özellikle 2014'ten bu tarafa 7 sene oldu. Bitmedi ve Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan yaşadığı müddetçe de bu ısıtılacak gibi görülüyor. Bunun nedenleri var. E, artı bunun ola, olabilirliği ya da olup olmayacağı ihtimalleri var. Bütün bunların hepsine Bakacağız. Erdoğan için adeta kırmızı çizgi gibi üç konu var. Bunu akıldan uzak tutmayın. Maalesef Türkiye'de yaşayan, hatta Ankara'da yaşayan e, siyasi çevreler ya da işte efendim gazeteciler 20 yıldır, 22 yıldır gözlerinin önünde olmasına rağmen Erdoğan e, onun geriye doğru yaptıklarını bile doğru okuma e, konusunda sorunları var. Yani bu, bunu net görüyorum. Ben bu kadar uzaktan görüyorum. Yani siz içeride nasıl fark edemiyorsunuz? Erdoğan'ın kırmızı çizgi gibi e, e, takıldığı üç konu ve asla geri adım atmayacağı üç konu şu. Bir, AKP genel başkanlığını bırakmaz. Yer yer işte önümüzde AKP kongresi var. Erdoğan koltuğunu Numan Kurtulmuş'a bırakacak. Yok Süleyman Soylu'ya bırakacak. Yok şuna buna bırakacak gibi kulislere asla kulak vermiyorum. Erdoğan AKP Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na bıraktığında ondan sonra emanetçi olarak Binali Yıldırım, onu sepetleyip emanetçi olarak Binali Yıldırım'a falan döndüğünde bile o partili cumhurbaşkanlığını tesis etmeye çalışıyordu. Yani aman bir anayasa değişikliği yapalım da ben partinin başına geçeyim çünkü parti de elden gidiyor. Ya her şeyi, şube müdürlerini, daire başkanlarını dahi köşkte atayan bir adam partiyi başkasına bırakır mı? Erdoğan partiyi kimseye bırakmaz. Partili başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı diye diye geldi. Ne soylu, ne kurtulmuş, ne öbürü, ne bir, ne bir iki. Kendi kızına bile bırakmaz. Kendi oğluna bile bırakmaz. Bir. İki. Abdullah Gül'ü bir daha kapıdan sokmaz. Yahu 2014'te ne ya ne çabuk unutuyorsunuz. Abdullah Gül ne dedi? Son ee, Çankaya Köşkü'ndeki veda reseps resepsiyonlarından birinde. Evet buradan inince dedi, köşkten inince... Partime üye olacağım dedi. Ve Tayyip Erdoğan 2014 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı birkaç gün içinde belli olmasına rağmen mazbatasını almadı ve şeye kadar AKP genel başkanlığını, devir teslime kadar AKP genel başkanlığı ve başbakanlığı sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etmeden bir gün önce Kongreyi topladığı akşamında Ahmet Davutoğlu'nu seçtirdi. Sabahında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Başkanlık kürsüsünde mazbatasını aldı. Resmi gazetede yayınlandı az önce ve Cumhurbaşkanlığı yemin etti. Yani at değiştirirken bile inmedi attan. Onu demeye çalışıyorum. Atlar dört nala giderken bir attan diğerini atladı ve Abdullah Gül partisine dönemedi. Abdullah Gül parti üyesi dahi olamadı. Abdullah Gül'ün görevi bırakmasından bir gün önce kongreyi toplayarak bu işi bitirdi. Halbuki olması gereken neydi? Daha önce olduğu gibi, Özal döneminde de böyle oldu, Demirel döneminde de böyle oldu başka. Cumhurbaşkanı seçilirsin, siyasete veda edersin. Başbakan vekili götürür hükümeti. İşte ondan sonra da parti kongresi. Sen yemin eder, köşke çıkarsın veya saraya çıkarsın. Neyse Sonra parti toplanır, genel başkanlığı seçer, başbakanı belirler, sen de başbakanı atarsın falan böyledir. Özal'dan sonra işte Mesut Yılmaz, e, Yıldırım Akbulut e, meselesi böyledir. Demirel'den sonra Tansu Çiller ve diğerleri falan böyledir. Abdullah Gül'e bu hareketi çeken yine Abdullah Gül ikinci kere aday olamasın diye anayasa mahkemesine konuyu götürüp e, Abdullah yani Abdullah Gül bir daha karşıma çıkmasın. Kim? Tayyip Erdoğan. Yine Sedat Bozkurt hatırlatmış. 2007 yılında Abdullah Gül'ün ikinci kez adaylığına taş koymaya çalışıyor. İkinci kez adaylığı hatırlayın 2007'de Nisan muhtırası yedikten sonra Abdullah Gül işte meclis seçemeyince Türkiye seçime gitmiş. Seçimden sonra da Milliyetçi Hareket Partisi barajı açıp parlamentoya girince ben oylamaya katılacağım demişti Devlet Bahçeli ve böylelikle Abdullah Gül Türkiye Büyük Millet Meclisi oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ha, sonra anayasa değişti birkaç ay sonra Cumhurbaşkanı halkın seçilmesi getirildi ve zaten bütün bunların yani Tayyip Erdoğan'ı halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı olarak başımıza getiren de o konu oldu. 2007 kırılması. Kırılma 2007'de oldu. 2010'da yetmez ama evet referandumunda da bunda değil. Hedef saptırmayın. Bunu yapan da o günkü Anayasa Mahkemesi, o günkü Ahmet Necdet Sezer, Ahmet Necdet Sezer 7 yılı dolduğu halde Cumhurbaşkanı vekiline koltuğu devretmesi gerekirken devretmedi ve üzerine 3-5 ay daha Çankaya Köşkü'nde oturdu. Unutuyoruz bunları. O günkü CHP'yi, o günkü Ahmet Necdet Sezer'i, o günkü Anayasa Mahkemesi'ni, Tülay Tuğcu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı unutuyoruz yani. O gün ikinci kez Abdullah Gül'ün adaylığına karşıydı. Tayyip Erdoğan ama Abdullah Gül o günkü karizmasıyla o gün daha 2007 yılıydı iktidardaki 5. yıl dolmamıştı. Tayyip Erdoğan hala işte Bülent Arınç'ın, Abdülhatif Şener yeni gitmişti, Abdullah Gül vesaire işten yani bu belli bir üçlü dörtlü sadece ayağının üstünde oturuyordu AKP. Bugünkü gibi güçlü değildi ve mani olamadı Abdullah Gül'ün tekrar aday olmasına. Ama şimdi Abdullah Gül'ü bir daha kapıdan sokmaz. Said Sefa'nın kulisinden anladığımız gene işte siyasette muhalefeti dizayn çalışmalarına bir şekilde Abdullah Gül'ü dahil etmeye çalışıyor. Ya onu yapabilir ayrı bir konu. Bir üçüncü konu iktidardan düşmek Erdoğan için ölümdür. Hayatta kalmak için de yapmayacağı şey yoktur. Herkes bunu kafasına sokmalı. Erdoğan için ölüm gerek olarak hem biyolojik hayatının sonlanması hem siyasi hayatının ikisi eşdeğerdir. Siyasi hayatı veya işte köşkteki saraydaki hayatı sonlandığında normal biyolojik hayatta sonar. Biyolojik hayatı sonlandığında aynı şekilde öbürü de. E, birlikte düşüneceksiniz. Hitler gibi. Birlikte düşüneceksiniz. Erdoğan için bir muhalefet, Erdoğan için iktidar sonrası bir emeklilik, Erdoğan için iktidardan sonra yurt dışında bir sürgün hayatı gibi şeyler yok. Bunu herkesin aklına tutması lazım. Bunları okuyamamak siyasi körlüktür. O kadar yıldır Ankara'da çalıştığı halde bunları okuyamayan insanlara ben gerçekten şaşırıyorum. Bakın ne demiş Erdoğan son açıklamasında. Türkiye'yi, aynen okuyorum. Türkiye'yi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman bir zihniyetin eline bırakamayız. Türkiye'yi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman bir zihniyetin eline bırakamayız. Seçimi kaybetsen bile gitmem şeyidir o. Ben kimseye bu ülkeyi bırakmam şeyidir o. Çıkışıdır. Ha nasıl olacak? Bilmiyorum nasıl olacağını. Ama kısa orta vadede kısa orta vade büyük fırtınalara gebe. İşte yürüyemediğini gördünüz biraz evvel gösterdim. Erdoğan'ın sağlığı iyi değil. Bundan sonra bir seçimi hangi kampanyayı nasıl yapacak, hangi enerjiyle yapacak bilmiyorum. Ama gerçekten önümüzdeki aylar siyasi yönden çok mühim fırtınalara gebe. Onun zaten esintileri şimdiden gelmeye başladı. Gül mü gülün geçin başlıklı yayını böylelikle sonlandırıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.